Efendim, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. TV42 ekranlarında bir Yolumuzu Aydınlatanlar programında daha sizlerle birlikteyiz. Yolumuzu aydınlatanlar, aydınlatan şahsiyetleri anlatmaya, sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bu hafta da Nisa suresi 69. ayeti kerimeyi anlatacağız, bahsedeceğiz. Hadislerden bir demet her zamanki gibi bizlerden birlikte olacak. Peygamberimizden hikmetli sözler, hayatından kesitler, tabi onları da ekranlara taşıyacağız. Bugün Peygamberimizin tabiriyle yıldızlardan birini, sahabelerden biri Süheyb bin Sinan Er-Rumi radıyallahu anh'ı alacağız. Kadı Beyzavi Hazretleri inşallah bahsedeceğiz. Yahya Efendi bir veli, onun hayatından anlatmaya çalışacağız. Haftanın bir kıssası var, ibret alacağımız, ders çıkaracağımız bir kıssamız var. İnşallah vakit yeterse onu da anlatacağız ve Konya'dan Ahveynzade Mehmet Efendi'yi de anmış olacağız inşallah. Tabi süremiz kısıtlı, bizden sonra da program var. Hemen sözü fazla uzatmadan ben kelamı erbabına bırakacağım. Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Elhamdülillah, Allah'a çok şükür. Rabbim daim etsin inşallah. Amin, evet, inşallah. Buyurun, söz kelam sizde. Efendim, bugün Nisa suresi 69. ayeti konuşacağız inşallah. İnşallah hocam. Peygamber Efendimiz'de hizmet gören bir görevli vardı, Sevban isminde. Devamlı 5 vakit namaza gelir, Peygamberimiz sohbetlerinde bulunurdu. Bir gelişinde çok üzgün geldi, böyle benzi sararmış haldeydi. Peygamber Efendimiz, hasta mısın diye sordu. Yok dedi, değilim dedi. Peki derdin ne dedi? Dedi ki, ben sizinle geliyorum, cemaatle namaz kılıyorum, sohbetlerinizi dinliyorum, çok memnun oluyorum. Ama düşünüyorum ölümü, ayrıldığımız zaman nasıl olacak? Siz cennete gideceksiniz, ben nereye gideceğim belli değil. Hadi cennete gitsem oradan nasıl görüşeceğiz? O da belli değil. Siz peygamberlerin içinde bulunacaksınız vesaire. Böyle üzüntüsünü belirtti. Ondan sonra bu ayet-i kerime indi. Ayet-i kerime ne diyor Cenab-ı Hak? Kim Allah ve Resulüne itaat eder ve iman ederse o kimseler Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaktır. Bunlar ne güzel arkadaştırlar. Demek ki Allah ve Resulünü sevmek cennete girme sebebidir. Eyvallah. Buradaki Sevban'ın bu hareketi üzerine Cenab-ı Hak ashaba müjde olarak bunu gönderdi. Bu ayet-i kerimeden temel 3 konu çıkıyor. Bir tanesi, Allah ve Resulüne iman ederler mutlaka cennettedir. 2, orada peygamberler sıddıklarla beraber bulunacaklardır. 3. olarak da bu Allah'ın fazl ve rahmetindedir. Allah vaadinden dönmez. Demek ki Cenab-ı Hak diyorsa ki iman edin Kur'an-ı Kerim'e, peygamberime de itaat edin, emirlerini dinleyin. Ondan sonra benden bekleyin, cennete sizi onlarla beraber buluşturacağım diyor. İnşallah. Bunu teyit eden bir olay daha var. Enes bin Malik Hazretleri anlatıyor. Bir gün bir sahabi geldi Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Peygamber Efendimiz bilmiyorum dedi yani. Hesaplamadım, bilmiyorum ne zaman kopacağını. Çünkü kıyametin kopma zamanı Allah'tan başka kimse bilmiyor. Peygamber Efendimiz alametlerini, kıyametin yaklaştığını bildiriyor. Ama ne zaman kopacağı ancak kesinlikle Allah yanında. Net bir tarih vermiyor, veremiyor. Evet. Böyle deyince, ya Resulallah, ben size muhabbet ve sevgimden, Allah ve Resulüne sevgimden dolayı bunu sordum deyince, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, kişi sevdiğiyle beraberdir. El mer'u ma'amen ahabbe. Allah, kişi kimi severse, ahiret, dünyada da ahirette onunla beraber olacaktır buyurdu. Enes bin Malik Hazretleri devamla diyor ki, ben diyor peygamberi, Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'i çok seviyorum. Onların yaptığı ibadet kadar yapamam, ulaşamadım ama onlarla ahirette buluşacağımı ümit ediyorum. Yukarıdaki ayeti örnek gösteriyor. Demek ki buradan özetle bugünkü ayet-i kerimeden şunu anlıyoruz ki, mutlaka Allah ve Resulüne iman edip, elinden geldiğince de emirleri yerine getirmeye çalışan Müslümanlara cennet var, orada peygamberler var. İnşallah. Ve hep bende çok etki yapar. Mazhar-ı Canı Canan var. Nakşi Altın Silsile'de. O öyle diyor. Yani ölümden korkmaya gerek yok. Orada Rabbimizi göreceğiz.
Allah'ımızı göreceğiz, peygamberlerimizi göreceğiz, göreceğiz de göreceğiz diyor. Onun için dostları göreceğimiz yerde korkmaya gerek yok diyor. İnşallah bizde de hem ölümden, ahiretten, Allah'tan korkmayı artırmayı nasip eder, hem de bu sözlere uymayı nasip eder inşallah. İnşallah. Sahabe diyor bu peygamber efendimiz kişi sevdiğiyle beraber diye dediği zaman, ahirette de beraber deyince sahabe o kadar çok sevindi, Sahabenin böyle bu kadar çok sevindiğini hiç hatırlamıyorum diyor. Yani bu da güzel bir tespit yapmış. Eyvallah. Şimdi buradan sahabe ve peygamber efendimizin muhabbet noktasında şunu söylemek lazım. Arap atasözü haline gelmiş. Fedake ümmi ve ebi ya Resulallah. Evet. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyorlar. Mesela örnek verelim. Hazreti Ebubekir Efendimiz Sevr mağarasında Medine'ye hicret ederken, beraber yolculuk yaparken mağaranın önüne geldiler. Dedi ki ya Resulallah sen biraz bekle, ben içeri gireyim, bir bakayım, onarayım, temizleyeyim, ondan sonra siz buyurun dedi. İçeri girdi. Her taraf deliklerdi. O delikleri elbisesinden yamalarla kapattı. Bir tanesine yetişmedi. Oraya da öksesini koydu şöyle, durdu. Peygamber Efendimiz'e bu içeri buyur etti. Girdi içeriye. Peygamber Efendimiz istirahat etmek istediler. Hazreti Ebubekir telaşlıydı. Dedi ki korkma, Allah bizimle beraberdi. İki kişinin üçüncüsü Allah'tır dedi. O arada istirahat ediyorlardı Peygamber Efendimiz. Gözünden bir damla yaş düştü Peygamberimiz yüzüne. Dizindeydi Peygamberimiz yüzü böyle. Peygamber uyandı, dedi ki ne oldu, hayırdır, niye oldu? Dedi ki ya Resulallah, anlattı olanları. O delikten bir yılan ısırmıştı Hazreti Ebubekir Efendimiz ayağını. Peygamber Efendimiz de eliyle meshetti ve acısı kayboldu. Çıktılar, yola devam ediyorlar. Hazreti Ebubekir Efendimiz bazen Peygamber önünde, bazen arkasında, bazen sağında, bazen solunda seyahat ediyordu. Peygamberim sordu, niye böyle yapıyorsun? Ya Resulallah, ani bir saldırı olmasını önlemek için, yani canını peygamber için feda ediyor yani. Onun için kendi yapıyorum dedi. Kendi canını kalkan ediyor peygamberimiz. Evet. Evet. Böyle. Hazreti Ömer Efendimiz bilindiği gibi peygamber efendim bir gün sordu, beni ne kadar seviyorsun filan diye. Dedi ki ihalimden, yani nefsimden ve çocuklarım sonra deyince yok dedi. Allah ve Resulü her şeyden çok seveceksin. O zaman hemen Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki ya Resulallah, bu andan itibaren böyleyim dedi. Yani sen dediğin gibi oldu. Yani samimiyet böyledir. Yani. Ve geçen sohbette de konuştuk. Hazreti Ömer Efendimiz oraya gidecek. İzin istiyor. Peygamberimiz de diyor ki ya Ömer, orada duana beni de kat diyor. Kardeşim beni de. Yani. Mütevazı Peygamberimiz, tevazuna bakın. Hazreti Ömer Efendimiz'den dua talep ediyor. Ya o zaman Müslümanlar hep birbirine dua etmeli. Kimin duasının ne zaman, hangi halde, ne kadar makbul olacağı, geçerli olacağı belli oluyor. Yapmak lazım yani. Uhud'da Ebu Ubeyde Cerrah Hazretleri, Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri Peygamberimizin yüzlerine atılan malzemelerden, hançerlerden şey saplanmıştı. Ebu Ubeyde Hazretleri dişleriyle sökmek için asıldı ve ön dişleri söküldü. Ama Peygamberimiz yüzünden o demir parçalarını çıkarmış oldu. Uhud'da yine Said ve Ebu Vakkas Hazretleri böyle tehlikeli bir anda oklarla Peygamberimiz önünde duruyor. Bir yandan okları atıyor. Bir yandan da Peygamber Efendimiz üzerine gelen kılıçlara müdahale ediyordu. Üzerinde vefatı sırasında vücudunun yara almadık yeri yoktu. Ama Peygamberi korumak üzere müdahale ediyordu. Bilal-i Habeşi Hazretleri Peygamberin vefatından sonra uzun süre Medine'den Suriye üzerine geldi. Cihad üzerine geldi. Bir gün Peygamberimiz rüyasında gördü. Ya Resulallah, Peygamberim ya Bilal, daha ne kadar zaman sonra beni ziyaret edeceksin dedi. Bilal-i Habeşi hemen döndü. Medine'ye geldi. Hasan Hüseyin Efendilerimizle karşılaştı. Medine'de Mescid-i Nebevi'nin üzerine çıktı. Bir ezan okudu ki Peygamberimizin sağlığı gibi bir Medine halkı hep bir araya toplandı. Ağlamadık, göz kalmadı. Herkes gözüne yaşlar aktı. Yani bunu buraya kadar anlattığımız örneklerden şunu anlatmaya çalışıyoruz ki peygamber ve yetiştirdiği sahabi Allah ve Resulü için her zaman canlarını feda ettiler. Bugün inşallah Gazze'deki o Müslümanlar da İslam için şehit oluyorlar. Amin. Can veriyorlar. Rabbim şehadetlerini kabul etsin. Allah inşallah şehadetlerini kabul etsin. Amin. Peygamber Efendim, hızlı gidiyoruz biraz. Vakti değerlendirelim. Evet, Peygamber Efendimiz'den hadislerden bir demet.
İbn-i Mace de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Efendimiz, kişi misafirin evinin kapısına kadar uğurlasın. Evinize bir misafir geldi mi kapıya kadar uğurlayın diyor. Onu kapıya kadar uğurlayın diyor. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber Efendimiz, Allah kolaylık gösteren ve güler yüzlü kişiyi sever ve ona tebessüm sadakadır diyor. Yani bir insanın işini kolaylaştırır, yüzü güler yüz gösterirse o sadakadır diyor. Sahabenin en fakiri Ebu Zer Gıfari Hazretleri'ydi. Yani dünyayla hiç alakası yoktu. Ona dedi ki sadaka ver ya Resulallah, neyi vereyim? Yani, hiçbir şeyim yok. Güler yüz de sadakadır, yarım hurma da sadakadır. Çorbayı pişirdiğin zaman bir tas su fazla koy, o çorbadan da komşuna bir tas sadaka ver diyorlar. İçinde bulunduğumuz mübarek günler bu hadis-i şerifleri çok güzel anlatmaya yeter yani. Yine Buhari'den bir hadis-i şerifte Allah her işte iyilik yapanı ve kolaylık yapanı sever diyor. Yani bir Müslümanın işini kolaylaştırmak, ona iyilik yapmak Peygamberimizin sünnetidir. Yine Buhari ve Müslüm'de Allah ihlasla onun rızasını umarak bir kimse La ilahe illallah Muhammed Resulullah derse cehennemi ona haram kılar diyor Allah. Yani o bakımdan ağzımızı, dilimizi, peygamber bir hadiste de dilinizi ıslatın. Neyle? La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe, devam. Çünkü diyor siz eğer öyle bir göz olsa, öyle bir kalp olsa bütün kainatın bu zikri yaptığını duyarsın. Dağlar, taşlar. Biz zannediyoruz ki bu dağlar sessiz, cansız. Yok değil. Bitkiler, ağaçlar. Hepsi zikir hepsi halinde. Öyle. Her an zikir halinde. Onun için diyor ki Cenab-ı Hak la ilahe illallah söyleyin. Son nefesinizde de o olsun. Öyle olduğu zaman Allah sizi cehenneme haram kılar diyor. Ya. Bir sahabi diyor ki, büyük alimlerden biri diyor ki bu hadis-i şerif İslam'ın ilk yıllarındaydı. Çünkü o zaman daha hiç emirler farz olmadıydı. Bunu söyleyecek, bir de emirleri ve nehirleri yapacak. Yani kaçacak nehirlerden, yasaklardan kaçacak, emirleri tutacak. Bu şekilde olduğu zaman Allah cehennemi yasaklar diyor. Ebu Hureyre yine buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, Allah kıyamet günü benim için birbirini seven kulları getirin. Onları rahmetimin altına alacağım diye buyurdu diyor. Hatta bir tane anekdot anlatmıştık. Bir kul hesaba girdi. Hesabı eşit geldi. Dedi ki annesini çağır, olmadı. Babasını çağır, kardeşi. Kimse hayrından bir şey vermediler yani. Dünyada da öyle ya zaten var yani. Zaman zaman öyle oluyor. Ondan sonra ne oldu? Benim için sevdiği bir kulu getirin dedi. Geldi. Dünyada Allah için sevdiği bir kul vardı. Aralarında hiçbir menfaati yoktu. Ona sor, derdini anlat bakalım dedi. Rıza-i bari bir sevabı. Derdini anlattı. Dedi ki bir sevaba ihtiyacım var. Denk hesap. Onu koysak kurtaracağım. Dedi ki benim ne olacağım belli. Al sana bir hasene deyince Cenab-ı Hak dedi ki ikisini de cennete götürün. Benim rahmetim o kulumun merhametinden daha fazladır. Yani. Şimdi buradan ne çıkıyor? Dünyada öyle dost edinler. Allah yani dostu. Aramızda hiçbir menfaat ilişkisi yok. Makam, mevki, beklenti yok. Sadece ben seni veya sen beni Allah rızası için seviyorsun demektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a naklediyor. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, diyor ki bir kul kalbi veya diliyle, kalbiyle Allah'ı zikrediyor veya dili veya ikisiyle aynı anda dudağı kıpırdadığı an Allah, Cenab-ı Hak ben o kulumla beraberim diyor. Demek ki kalbiyle ve diliyle, ikisiyle bir de veya da ikisiyle bir de, aslında ikisi bir olan çok iyi olur. Kalpten gelen dille söylenir zaten. Onun için iki rekat namaz kıldığını, tesbih elini aldın, la ilahe illallah diyorsun. Tam o anda diyor, o dudağı kıpırdadığı an ben onunla beraberim diyor. O zaman Allah'la beraber olmanın formülü bu hadiste, iki rekat namaz kıl, eline tesbih al, la ilahe illallah de. Allah'ı mı arıyorsun, orada buluyorsun. Peygamberi mi arıyorsun, bir hadisini okumuş olursun. Hatta diyor. Gün boyu elinde tesbihi tut. Evet. Tabii. La ilahe illallah de, hiçbir şey olmaz yani. Cemaade yine Peygamber Efendimiz buyurdular ki, Allah benim ümmetimin şu günahlarını saymaz diyor, affeder. Her kötü düşünceyi, aklına bir kötü düşünce geldi evet. Ama konuşmadı ve yapmadı. Onu Allah affederdi. Yine kalbine hatta geçirdi diyor, ama icraata geçmedi. Söyleme, icraata geçmedi. Hatta başka hadislerde niyet eder de yapmazsa sevap da verilir diyor. Bir de o var yani. Günahlı olmadığı gibi sevap da verilir. Bir de kalbin verdiği vesveseler var diyor. Vesvese de iman arttıkça vesvese artar yani. Onu söylüyorlar.
Eğer o vesveseyi de konuşmadığı ve yapmadığı sürece Allah onu da affeder. Ümmetimden diyor. Yani bizim ümmete mahsus, peygamberimizin ümmeti Muhammed'e mahsus bir olay. Ebu Hureyre Cenab-ı Hak buyurdu ki mahşerde Cenab-ı Hak kullarına seslendi ki ey kullarım ben acıktım, bana yemek vermediniz, hastalandım, ziyaret etmediniz, su ihtiyacım oldu. Vermediniz. Kullar der ki ya Rabbi senin yemekten, içmekten, hastalanmaktan, su içmekten münezzehsin. Yok öyle değil diyor. Benim kulum hastaydı, siz o hastayı ziyaret etmediniz. Ben onun yanındaydım. Efendim benim kulum fakirdi. Siz ona yardım etmediniz. Susuzdu, su vermediniz. Yani. Onlar vermiş olsaydınız şimdi onlar hepsini yanımda bulacaktınız diyor. Yani demek ki oluyor ki Cenab-ı Hak buyuruyor ki siz burada fakirlere, kimsesizlere yardım edin ki ben de size yardım edeyim. Gözetip kollayayım. Tamam, diyor. Peygamber Efendimiz hayatından kesitler Ebu Hureyre anlatıyor. Peygamber Efendimiz buyurdu ki bana zayıf olanlarınızı getirin. Ya Resulallah hikmeti nedir diye sorduk. Siz yardım ve rızkı, Allah'ın yardım ve rızkını o fakirler hürmetine kazanıyorsunuz. O fakirler, büyük alimlerden biri diyor ki o fakirler sizin yardımınızı ahirete ulaştıran şeydirler diyor. Güvenlik yolculardır diyor. Aslında, siz bile yardım ettin ya o da senin ahirette sevap alacaksın. O senin hamalın oluyor bir nokta. Onlara bir de bir nevi teşekkür etmek gerekiyor. Teşekkür etmek tabii lazım diyor. Evet. Yani. Devam ediyor Peygamber Efendimiz hayatında. Diyor ki bir yemek yediğiniz zaman yemeğin tabağını tertemiz yapın. Sünnetliğin tertemiz yapın. Yemeğin bereketinin nerede olduğu belli değil. Belki son safhada. Son namlada evet. Bismillah deyin. Elhamdülillah ile kapatın diyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz hiçbir zaman yatarak veya bir yere yaslanarak yemek yemedi diyor. Vehbi Abdullah rivayet ediyor ki Peygamber ben hiçbir yere dayanarak oturarak yemek yemedim. Uygun değildir. Besmele ile başlayın, hamd ile kapatın diyor Peygamber Efendimiz. Yemeklerden sonra şöyle dua ederdi. Bizi yedilen, içilen, doyuran, İslam'a müşerref kılan Allah'a şükrolsun. Biz de böyle dua edelim. İnşallah. Peygamber Efendimiz bir gün Ebu Hureyre, Ebu Haysem isminde bir sahabi, Peygamberimiz sahabeyi davet etti. Yemek yedirdi. Ondan sonra Peygamber buyurdu ki yemek sahibini mükafatlandırın. Ya Rabbi, ya Resulallah nasıl mükafatlandırır? Onun geçmişlerine dua edin diyor. Yeah. Tamam mı? Mesele bu. Peygamber Efendimiz hiçbir zaman kendi kendine konuşmaz. Yani konuşmazdı. Necm suresi ayet 3'te وَمَا يَنْتُكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُهُوَى Onun konuştuğu boş değildir. Kendiliğinden konuşmaz. Onun konuştuğu vahye tabidir. Yani biz ona ilham ederiz, o öyle konuşur. Boş bir şey konuşması da mümkün değildir diyor. Peygamber Efendimiz izinsiz bir eve girmezdi. Şöyle buyuruyor. Eve misafir olduğunuz zaman izin isteyin. Kapının sağ tarafında bekleyin. Kapıyı 3 defa hakkınızı kullanın. Üçünde de cevap vermezse dönün diyor ya. Onun için mutlaka gözünüzle de dikkat edin. İzin istemek gözün evin içindeki uygun olmayan durumu görmemek şarttır diyor. Onun için Peygamberimiz izin isteyerek girin diyor Peygamberimiz. Su içerken mutlaka 3 yudum da içerdi Peygamberimiz. En az 2 veya deve gibi içmeyin diyor öyle uzunu. 3 yudum da veya 2 yudum da için diyor Peygamber Efendimiz. İçerken Bismillah, bitince de Elhamdülillah diyeceksiniz diyor. Peygamber Efendimizin de verilen bir özellik var. Cevamiül Kelim. Az sözde çok şey ifade eder. Bu hadisler Cevamiül Kelim safhasındadır. Bir de Peygamber Efendimizin Bedaiül Hikem. Hikmetli sözleri var. Çok kısa cümleler halindedir. Bizde bunların çoğu atasöz olmuştur. Mesela hikmetin başı Allah korkusudur. Ra'sül hikmeti ve hafetullah. Hikmetin başı, bilginin başı, iyi olmanın başı Allah korkusudur. İkincisi, insanlar hukuk bakımından bir tarağın dişleri gibidir. Eşittir yani. Hukuk bakımından eşittir. Hakiki dost kendine istediğini arkadaşını da istiyorsa o hakiki dosttur diyor. Eski dostluğu devam ettirmek, vefa devam ettirmek imandandır diyor. Yani. Yeah. Eski dostlukları devam ettirmek imandandır. Başkasının dünyası için kendini ateşe atan yazık etmiştir kendine diyor. Cezası en çabuk inen mazlumun bedduasıdır diyor. Yani bir mazlum beddua ederse göğü yere indirir diyor yani. Mazlumun bedduası dönmez diyor yani. Alma mazlumun ahirin hikayesi. Evet, aynen. Evet. Kanaat tükenmez bir hazinedir diyor Peygamberimiz.
pişmanlık da tövbedir diyor. Böylece Peygamber Efendimiz'den Bediül Hikemleri de anlatmış olduk. Anlatmış Allah olduk. Razı olsun. Bir sahabiyi anlatacağız. Hazreti Süheyb-i Rumi, Şam'da Rumlar arasında yetiştiği için Rumi denmiştir. Ve Peygamber Efendimiz bu sahabi için Süheyb Allah'ın iyi bir kuludur diye Peygamber'e kendini tezgah etmiş. Layık olmuş. Yani Peygamber'in kefil olduğu Allah'ın kefil olduğu demektir. Peygamber Efendimiz İslam'da önde olanlar dörttür diyor. Bir, ben Arap'ın önünde olanım. Süheyb de Rum'un önünde olandır. Selman Faris'in önde, İran'dan geldi ya sahabin önde. Bilal-i Habeşi Hazretleri de diyor Habeş'in önde olanlarındandır diyor. Şeyh Sadi Şirazi Hazretleri diyor ki hayret ettim. Basra'dan Hasan Basri çıktı. Büyük bir tabi alim çıktı. Habeşistan'dan işte Bilal çıktı. Şam'dan Süheyb geldi. Mekke'de de Ebu Cehil çıktı. Hayret ediyorum. Hayır. Bir de acayiptir diyor. Şehzadi Şirazi Hazretleri çok büyük zattır. Eser var Bostan Gülistan. Aynı Mevlana türü hikayelerle İslam'ı anlatan çok bir zattır. Çok güzel bir kitap ve seyircilerini tavsiye ederim. Onun yani. Çok enteresan bir kıssası var. Babamla diyor bir gün gece namazına kalktık, kılıyorduk. Namazı kıldık. Ben baktım kimsenin ışığı yanmıyordu. Dedim ki kendiliğinden ya baba herkes biz mi kalkmışız, kimse kalkmamış. Babam dedi ki keşke sen de kalkmasaydın da bu gıybeti de yapmasaydın dedi. Hiç unutmuyorum. Babam bana en büyük mirası budur diyor. Tamam mı efendim? Bunu da böylece anlatmış olduk. Devam edelim şimdi. Bu dışarıdan gelen bu sahabiler, Araplarda bir adet vardı. Akraba taallukatı varsa onu koruyorlardı. Ama bunlar dışarıdan gelenler çok eziyet gördü. Mesela Süheyb, mesela Bilal, mesela Ammar, Habbab bin Eret bunlar kızgın ateşlerle, korlarla, demirlerle dağlanıyorlardı. Mesela şurada bir soru sorsak. Mesela Ümmü Ammar var, Ammar'ın annesi. Bir de Süheyb var ki Süheyb sahabi hanımlarının ilk şehit olan hanımdır bu da. Müşrikler tarafından şehit edilmiştir. Özellikle onun adını da andık ki sohbetimiz bereketlensin inşallah. Rabbim şefaatine nail eylesin. Peygamber Efendimiz kendisine Ebu Yahya lakabı vermişti. O lakabı çok beğenirdi. Süheyb Yahya, aslında Yahya ismi oğlu yok da Yahya aynı zamanda ihya olunan diri insan, diri canlı insan demek o anlamda olacak. Ebu Yahya deniyordu. Bu da Peygamberimiz bu şeyi verdiği için, lakabı verdiği için çok severdi. Ebu Hureyre de kedileri çok sevdiği için o da ona da lakap vermişti. Peygamber Efendimiz bu zat Medine'ye Peygamberimiz hicret etti. Bu zat kalmıştı. Bir gün ufak bir eşyalar aldı yola çıktı. Üzerinde kılıncı vardı, efendim okları vardı. Mekke'li müşrikler durdurdular. Dediler ki gidemezsin dediler. Dedi ki bakın ben sizin en iyi kılıç kullananınızım, en iyi ok atanınızım. Birçoğunuzu öldürmeden ölmem yani. Ona göre sizinle bir pazarlık yapalım. Aklınızı benim Mekke'deki malım, mülküm, param, eşyalarım hepsi orada kaldı. Onu size adresini vereceğim gidip alın beni bırakın dedi. Bu pazarlıkla anlaştığa gitti. O daha Medine'ye gelmeden ayet-i kerime indi. Ne diyor ayet-i kerimede? Çok enteresan. İnsanlar Allah rızasını isteyerek nefsini, malını, mülkünü her şeyi terk edebilirler. Allah'ın bu onlara merhamet edecektir. Bu ayet-i kerime indi daha o Medine'ye gelmeden. Ebu Bekir'e rastladı. Hazreti Ebu Efendimiz dedi ki alışverişin hayırlı olsun. Allah senin hakkında ayet indirdi. O kadar çok sevindi ki. Dedi ki Peygamber Efendimiz yanına geldi. O da anlattı olayı. Yani dedi ki yaptığın alışverişten Allah razı oldu. Senden Cenab-ı Hak da memnun oldu. Süheyb de memnun oldu tabii böylece. Hazreti Ömer Efendimiz mihraptayken hançerlenmişti biliyorsunuz. Şehit olmak sıralarında dedi ki yerime halife seçilinceye kadar sen Mescid-i Nebevi'de imamlık yap dedi. O süre içerisinde artık 10 gün 15 gün imamlık yaptı. Mescid'in peygamberin mihrabına oturdu. Bundan daha güzellik olur mu? Daha güzel olur mu? Ve kendisi 30 hadis rivayet ettiler. Bize kadar geldi. Ve bir hadis çok dikkat çekici. Onu aldım buraya. Diyor ki Kur'an'ın haram kıldığı bir konuyu helal olduğuna inanan bir kimse Müslüman değildir diyor. İnkar Kur'an-ı Kerim'deki haram kılınan domuz eti haram kılındı. Ne vardı ya? Bu da et dedi mi? Küfre girer. Aman ha dikkat yani. Süheyb-i Rumi Hazretleri 73 yaşında vefat etti. Medine-i Münevvere'ye Cennetül Baki'ye devre oldu. Evet. Hacılarımız Medine'de peygamberimizi hemen
yakın dostu Süveybi Rumi'yi ziyaret ediyorlar. Buraya kadar olan bilgileri nereden aldık dersek, kaynak Ramazanoğlu Mahmud Sami rahmetullahi aleyh'ten aldık. Ayet-i kerimeler de Hasan Tahsin Emiroğlu hocamızdan Esbab-ı Nüzul'den aldık. Zaten hep daha geniş bilgileri yani almak isteyen kardeşlerimiz mutlaka gidip orada bu detayları öğrenebilirler. Evet. Kadi Beyzavi Hazretleri'ni anlatacağız. Evet. Kısaca hızlı gidiyoruz. İran Beyza şehrinde doğdu. Fıkıh, hadis, tefsir ve kelam tahsil etti. Ehl-i Sünnet yolunda devam etti. Kadiül Kudat, yani Şiraz'a Kadılar Kadısı olarak tayin etti. Ancak verdiği fetvalarla memnun olmayan insanlar olunca ayrılmak durumunda kaldı yani. Ve sonra tasavvufa intisap etti. Bakın şimdi, İslam alimlerinin birçokları belirli bir süreden ilim tahsilden sonra tasavvufa intisap ediyorlar. Yani işin madde, zahiri ilimleri öğrenince yol bu tarafa açılıyor. Onun için tasavvufu inkar edenler, al bakalım Kadi Beyzavi'yi de, Musaat Muhammed Hadimi'yi de, efendim Seyyid Harun Veli Hazretleri'ni de, hepsini de bir yerde inkar etmiş. Hazreti Ebu Bekir'i bile inkar etmiş. İnkar etmiş onlar. Onun için tarikat ve tasavvuf konusunda dikkatli olmak lazım. Yani size birisi diyorsa gel haftada bir şurada sohbet edelim, Allah diyelim, eyvallah. Evet. Efendim diyorsa git şu tesbih çek, biraz daha Allah de, sabah erken kalk, iki rekat namaz kıl, şunda dua et, teheccüd namazı kıl diye, bunda bir zarar olacak bir şey yok. Onun için bazıları çok korkuyorlar, bazıları da okudukça inkar ediyorlar. Allah onlardan tamam yapmasın bizi inşallah. Amin. Yani bu muhabbet de, tasavvufa muhabbet. Bakın şu ilimleri aldığımız insanlar, mesela Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri, ben kendisini gördüm, bizatihi gördüm, elini öptüm, duasını aldım. Anlatmıştım. Melek gibi insanlardı. Yani. Anlattım daha önceki toplantıda. Onun için dikkatli olmak lazım. Yani şey, bugün had bilmek lazım. Evet, had bilmek had lazım. Bugün Kadi Beyzavi Hazretleri o kadar büyük eserler yazdı ki, tefsir yazdı. Bir, iki, fıkıhta yazdı, üç, kelamda yazdı. Envar-ı Tenzil ve Esrar-ı Tevil tefsiridir. İki, fıkıhta Minhacül Usul vel Busul, o da fıkıhtadır. Kelamda da Tavalihül Envar adlı eserle yazdı. En büyük eseri de yetiştirdiği Ehl-i Sünnet alimleridir. Kemalettin Meraki, Ahmet İsfahani, Cerberdi, Ziyaeddin Henki Hazretlerini yetiştirir. Bunlar 5000 yıldır okunuyor ya. Bu eserler okunuyor yani. Okullarda ders olarak kanak, kitap olarak, evet, kaynak olarak kullanılıyor. Kaynak olarak. Bir veli Yahya Efendi, bu zat Trabzon'da doğdu. Bu zatın annesi, Yahya Efendi'nin annesi Şehzade Süleyman Kanuni'yi emzirdi. Dolayısıyla Kanuni'nin üvey kardeşini anlatıyoruz. Allah affet. Kanuni Sultan Süleyman diyor. Tasavvufu Zembilli Ali Efendi'den aldı. Tasavvuf, Zembilli Ali Efendi nereli? Karamanlı. Konyalıyız yani. Bak Konya merkez yine de, tamam efendim. Kaynak ya, buradan gidiyor. Bu zatın Beşiktaş'ta bir türbesi var. Orada dergahı var. O türbe ve dergahı ziyaret ettik. İstanbul'a gidip de orayı görmeden gelirse İstanbul'u görmedi say. Eyüp Sultan Hazretleri'ne ziyaret ediyorsan burayı da, aynen, görmek lazım. Yıldız'da hemen orada yolun üzerinden rampadan çıkıyorsun. Çok hoş bir yer. İçerisi mezarlıklarla dolu. Caminin içinde mezarlar var. Yahya Efendi de burada dergahtadır. Yahya Efendi Kanuni ile bir konuda arası açıldı. O Şehzade Mustafa'yı öldürtmüştü ya. Ona kardeşim, ona razı olmadı. Oğlunu öldürtmüştü. Oğlunu öldürtmüştü. Ona razı olmadı. Bu Beşiktaş'ta Boğaz'a bakar böyle. Oradan her giden kayıkçılar, balığa çıkanlar diyorlar ki heya mola, heya mola hayırlı işler demek. Balıkçılar hep buradan Yahya Efendi dergahından izin alarak Boğaz'a balığa çıkarlar. Allah'ım. Ya, bu düstur bu şekilde. He, yani. Düstur. Heya mola der, heya oraya mola, bir selam verirler. Oradan sağlığında da vefatında da böyleydi. Yani İstanbul'a giden mutlaka bu Yahya Efendi dergahını ziyaret etsinler rahmetullahi aleyh. İnşallah biz bunları niye anlatıyoruz? Sohbet bereketlensin. Bu zatlarla ahirette buluşacağız. Buluşalım. Bak ne okudu Cenab-ı Hak, ne dedi? Sıddıklarla, şehitlerle, sadıklar. Bunlar hepsi sadık zatlar. Ve bunlar bir de vefatından sonra amel defteri kapalı değil. Yazdığı eserler, yetiştirdiği yani ilim adamları. Dolayısıyla amel defteri hep yazıyor. Yani biz de istedik ki bu zatların amel defterinin yanına biz de yazılalım. Yani programcı Mustafa Bey de buraya girsin. Veysel Bey de girsin buraya. Sayenizde tamam, ben de araya kaynıyorum. Şimdi haftanın kıssasını anlatacağım inşallah. Peygamber Efendimiz bir gün semada bir güzel koku duydu.
Ve dedi ki Cebrail Aleyhisselam, ya Cebrail nedir bu koku, nedir dedi. Bu koku Firavun'un hizmetçisi, kızının hizmetçisinin ve eşinin ve iki çocuğunun ölümlerinin mis gibi kokusu semaya dağılıyor. Duyduğunuz koku odur dedi. Peygamber Cebrail Aleyhisselam'a sordu. Tefsirlerde aynen anlatıyor. Dedi ki ya Cebrail, bana bunun kıssası nedir ki? Peygamberimiz anlatıyor, Cebrail'den anlatıyor. Firavun'un kızının bir hizmetçisi vardı. O hizmetçi bir gün saçını tararken Firavun'un kızının tarak yere düştü. Tarağı alırken Bismillah dedi. Kız dedi ki senin benim babamdan başka Allah'ın mı var? Var dedi. Seni, babanı, beni yaratan bir Allah'ımız var. Ama bunları babama anlatırım. Kime anlatırsan anlat. Hal böyledir dedi. Firavun haber olunca kazanları kaynattı. Kadının bir çocuğunu ve babasını kazana attı ve şehit ettiler. Ya gözünün önünde. Kucağında da bir çocuğu vardı. Dediler ki dininden dönersen seni serbest bırakacağız. O tam bu müzakere kafasından acaba desem mi demesin mi derken kucağındaki çocuk lisan-ı hale geldi. Diyor ki anne sen hak yoldasın, sakın ha dönme dedi. Onu da attılar ve öldüler. O işte o dört şehidin dedi semadaki güzel kokusu senin hissettiğin dedi. Bunu ümmetine anlat ki iman bir tarafta, burada var ya bir azimet var, bir ruhsat var. Yani ruhsat diyebilirdi, sonradan kalbini temizlerdi, lisanını temizlerdi. Ama onu değil, ruhsatı değil, azimeti şehit olma düşündüler ve şehit oldular inşallah. Şimdi vaktimiz nedir? Başkanım son 6 dakika. Tamam inşallah o 6 dakikaya yetiştireceğiz. İnşallah yetişeceğiz. Program 20 dakika azaldı yani. Aynen, seyirciler program, onu bilsin. Yani, tamam. Seçim dönemi ve... Konya'da Ahave'in Zade Mehmet Efendi'yi konuşacağız. Yani ben burada kişileri getirirken onlara çok dikkat ediyorum. Yani neden, nelerine dikkat ediyorum. Bugün bu zatların bizim hayatımıza neyi veriyor? Ona bakma. Yani burada hikaye anlatma bölümüne baksan bu zatla ilgili bir sürü yazılar var. Olayı değil. Bize ne etki ediyor? Bizim hayatımızda neyi etki hem ediyor? Hem öyle hem de günümüz şartlarına kaybetmiş olduğumuz ruhu geri almamız. Çimen köyünde doğdu. Şimdi mahalle oldu orası. Evet. Zamanın büyük alimlerini de okuyarak müderris oldu. Yani diploma aldı. Cumhuriyet döneminde bu diplomalar profesörlük diploması gibi diploma sayıldı, biliyor musunuz? Evet. Bu diplomalar. Sıçralı Medrese'de, Konya'da, Kapı Camii'nde, Alaaddin Camii'nde vaizlik yaptı. 1928 yılında hacca gitti Murat. Hacca gitti. Mekke'de vefat etti. Şimdi enteresandır. Babası da Mekke'deydi. Mekke'de Cennetül Mualla'ya babasının yanına defne oldu, biliyor musunuz? Babasının yanına defne olundu. Bir hanımı yalnız döndü, Havva Hanım. Konya'ya yalnız döndü. Ve rüyasında dedi ki üzülme hanım. Ben burayı Cennetül Mualla'yı sıla edindim, vatan edindim. Benim çocuklarımdan da buraya gelecek olacak var dedi. İşte Mehmet Efendi hacca gitti, orada vefat etti. Babası yanında gömüldü. Mustafa Efendi. Şu var, Hazreti Hatice validemiz var orada, bizim Konyalı şeyi. Hazreti Hatice validemiz var. Onun ayak ucunda Ahmet Ziya Efendi var. Bizim Muhammed Kutsu Efendi'nin, Muhammed Bahattin Efendi var ya Hacı Fettah. Evet, onun evet. Oğlu, küçük oğlu Ziya Efendi de orada. Evet, Ahave'nin zadeler de orada. Yani herkes kabirden kalktığı zaman Hazreti Hatice validemizin hemen ayak ucunda ayağa kalkacaklar. Yeah. Ne güzel nimet değil mi? Peki diyor ki acaba bunlara niye Ahave'nin zade denmiş? Ben ona da baktım ben. Ah demek kardeş demek. Evet. Ahave'nin iki kardeş demek. Bu zatın dedesi Ken Mehmet Efendi, oğul Abdullah Efendi, hepsi birden ikişer çocukları varmış. Erkek. Yani kızlar değil. Hepsinin iki erkek oğlu oluyormuş. Yani. Dede, baba, oğul gidiyor öyle. Hepsinin iki erkek oluyormuş. Bu Abdullah Efendi, yani torun olan, diyor ki ya ben de babamın duasına gideyim Cennetül Mualla. Kaç defa hacca gittiyse de orada kalmıyor ki Konya'ya geliyor. Bu nasip olmuyor. Yani demek ki nasibi olan, nasip olmak çok önemli bir olay. Evet. Demek ki bugün Havenzade Mehmet Efendi ve babasını ve torununu hatırlamış olduk. Ben de bunlar üçler musallada değil Cennetül Mualla'da misafirler yani. Allah
bunların şefaatlerine bizim hepimizin ailesi inşallah. Amin, amin. Şimdi inşallah. Efendim, amin. Büyük zatlardan bitiriyorum bu konuyu. Büyük evet. zatlardan günümüzün Müslümanlarına tavsiyeler adı altında çok önemli tavsiyeler var. Bir, diyor ki bir kere namaza, şimdi içinde 3 aylarda bulunuyoruz. Yani bu tavsiyeleri evvela ben kendime alıyorum. Sonra evet. siz üzerinize alın. Evet. Arta kalanı şey edelim, izleyicilere gönderelim. Alalım, evet. gönderelim. Diyor ki Peygamber Efendimiz veda hutbesinde size kitap ve sünnet emanet ediyorum. Aman ha namaz diyor. Vefatından birkaç saat önce yine etrafına bakıyor. Namazı size emanet ediyorum. Namaz. Peygamber Efendimiz namaz gözümün nurudur diyor. Namazda secdedeyken insanın Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır diyor. Şeytan yaklaşamaz orada diyor. Secdedeyken. Secdelerinizi uzatınız. Namazı tadili erkana riayet ederek kılınız. Okuduğunuz kadar surelerin manasını bilerek okursak çok faydalı olur diyor. Onun için birinci soru, birinci tavsiye büyüklerimizin. Namaza dikkat edin, namaza dikkat edin, namaza dikkat edin. Şimdi diyebilir ki izleyicilerim, ben eskiden kılmıyordum, şöyle oldu, böyle oldu. Onları bırakın yani. Şimdi bugünden itibaren besmeleyi çekin. Eskileri kaza etmeye çalışın. Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Ama namaza dikkat edin. Ahirette ilk sorulacak namaz diyor Peygamberimiz. Evet. O namazda hesabı kolay geçenin öbür hesapları kolay olur. Kolaylaşır. Ha, buraya kadar anlattıklarımızdan namaz İslam'ın temel şartlarından biridir. İlk hesap görülecek, soru, sual edilecek sorunun biri namazdır. Farz namazlarınızı cemaatle kılmaya gayret edin. Mani özür yoksa nafile namazlarınızı da evde kılın diyor. Bu gecelerin mübarek gecelerdir. Mesela Miraç gecesine geleceğiz. Berak gecesini geçirdik. İşte bu geceler bizim çok önemlidir. Mesela Peygamberimize sahabi geldi. Dediler ki ya Resulallah, eski ümmetler 500 yıl yaşıyordu, 800 yıl yaşıyordu ve bunlar çok ibadet ediyorlardı. E biz dedi, bizim yaşamımız belli. Bu o zaman sure indi hemen. Surede diyor ki sizin bir geceniz var ki, Miraç için söylüyor, bir geceniz var ki 80 yıldan hayırlıdır. Yeah. O zaman ne oluyor? 10 Miraç gecen 800 yaşamak oluyor. İşte az size peygamber ümmetine verilen rahmeti söylüyorum. Onun için burada bizi dinleyen kız kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz, erkekler, gençler kime ulaşabildiysek peygamber vasiyetidir, alimlerin vasiyetidir. Hiç şüphe yoktur, tartışmasızdır. Namaz, namaz, namaz. Birinci namaz. Bir hoca efendi vaaz ediyor. Vaazında diyor ki kafirler namaz kılmaz anlamında bir şeyler anlatınca halk şikayet ediyor idareye. Diyor ki namaz kılmayana kafir dedi diyor. Ondan sonra hoca efendi kürsüye çıkıyor. Ben öyle demedim. Namaz kılmayan kafir olur demedim. Ama kafirler hiç namaz kılmaz dedi. Yani namaz kılmayarak kafirlere benzemeyin. İnkar etmedikten sonra namaz kılmamak insanı küfre götürmez. Ancak ya bu yatıp kalkmadan ne anlaşılır dediği an öyle bir inkar yoluna giderse Allah küfre gider. Küfre gider. Bunun telafisi falan da yoktur. Allah muhafaza. İkinci konu mutlaka diyor ki büyüklerimiz az konuşun diyor yani. Çok az konuşun. Mümkünse hiç konuşma. Hazreti Ebubekir Efendim dilinin altına taş koyar. Konuşacağını da hatırlayınca hemen birden dururmuş. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz'e oturup bir konuşma yaparlarken oğlu Abdurrahman geliyor. Diyor ki baba oynamak istiyorum, oynamak istiyorum falan. Hiç seslenmiyor, seslenmiyor. Çocuk oyup gidiyor. Ondan sonra Hazreti Ömer Efendi diyor ki bakın niye söylemedin? Git oyna desen. Amel defterimde git oyna diye bir şey yazılmasın istedim diyor. Baş. Bu kadar. Ha, bir Muazzez bin Cemal Hazretleri anlatıyor. Peygamberimizle bir seyahat halindeydik. Ben terkisindeydim diyor. Bana dedi ki ben dedim ki ya Resulallah. Bu sahabilerin soruları bize çok peygamberim cevaplarıyla çok önümüzü açıyor. Dedik ki ya Resulallah siz vefat etseniz biz ne yapalım yani? Namaz kılalım, oruç tutalım, zekat verelim vesaire vesaire sayıyor İslam emirler. Bunların hepsi tamam diyor. Hepsi tamam tamam. Ondan önemlisi var diyor. Ya Resulallah ondan önemlisi nedir diyor. Ya hayır söyle ya sus. Yeah. Ya hayır söyle ya sus. Yani demek olay oluyor ki bugünkü insanlar hayır konuşmadığımıza göre susmak en iyisi. Susmak en iyisi. En iyisi konuşmamak lazım. Allah hem Peygamberimiz salatü selam olsun hem Muazzez bin Cebel'den Allah razı olsun. Amin. Bize en güzel bir hayatımızın düsturunu getirdi. Konuşmadıkça kazanacağız. Yani. İnşallah. Konuşmadıkça kazanacağız. Sükutta yani. Fayda var. Evet.
Diyor ki büyüklerim deri bir muhasebe yapın. Yani ölmeden önce ölün diyor Hazreti Ömer Efendimiz yani. Ölmeden önce ölmek demek şu. Hasan Basri Hazretleri de öyle buyuruyor. Siz diyor ölümden korktuğunuz falan yok. Bir sürü suç işliyorsunuz. Siz işlediğiniz suçlardan korkuyorsunuz. Allah'ın huzuruna ne kadar doğru tespit ya. Biz neye korkuyoruz? Nasıl olsa öleceğiz de. Amellerimize ya, suçumuz, güvenimiz, kabahatimiz var. Biliyoruz ya, ki o yüzden. Evet başkanım toparlayalım. Toparlıyoruz. Peygamber Efendimiz buyurdular ki mutlaka tövbe edin diyor. Her gün tövbe edin. Her zaman tövbe edin. Namazdan sonra niye tövbe ediyoruz? Halbuki şükretmemiz lazım. Namazın eksikliklerine tövbe edin diyor. Yani. O bakımdan inşallah namaza dikkat, az konuşmaya dikkat, yaptığımız amellerin muhasebesine dikkat ve bu hayat şeyinde mesela şu yapılabilir. Kendimize bir takvim hazırlarız. Ramazan sonuna kadar, bayrama kadar mesela bir hatim, bir hadis kitabı alır, onu bitirmek, bir tasavvuf kitabı alıp okumak ve Peygamberimize sok salat selam getirir. Bu da büyüklerimizin en büyük tavsiye edilir. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina ve barik ve sellim. Böylece dua ederek Peygamberimize salat selam getirerek peki duyar mı? İslam uleması, ehl-i sünnet alimler diyor ki, peygamber naklediyor, Allah bana ruhumu iade eder, dünyanın filan yerinden filan sahabi sana salat etti, haberin olsun ben ona selam gönderirim diyor. Bütün mesele burada, selamı göndereceksin ve selamı alabilecek duyguların açık olacak. Aynen. Ona inanmak evet. lazım. Geceniz hayırlı olsun. Allah razı olsun efendim. Cenab-ı Hak inşallah söylediklerimde önce bizi amel etmeyi, sonra dinleme imkanı olanlara da rahmet etsin inşallah. Amin, amin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Kıymetli izleyenler, Bir Yolumuzu Aydınlatanlar programında bu şekilde nihayete erdirmiş oluyoruz. Rabbim emanetini almazsa inşallah önümüzdeki hafta tekrar aynı ekranlarda sizlerle birlikte olabilmeyi temenni ediyoruz. Rabbim yaşadıklarımızı, öğrendiklerimizi yaşayabilmeyi bizlere nasip etsin. Efendim dualarda buluşmak duasıyla. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.